Şimdi bu görüntülerdeki de... Bunlar yeni sevkiyatlar bu arada. Evet, özellikle tabii. Bu görüşmelerin, tabii. Bu görüşme trafiğinin artmasından sonra yoğun bir sevkiyat başladı oraya. Bazı ilk defa verdikleri bu hava savunma sistemleri de vermeye başladılar. Aslında buradaki risk işte teröristlerin risk bu. Hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmayı istediği bir yapı var. Ve seçim yaptırmak istiyordu biliyorsunuz. Engelledik. Önce Haziran'da, şimdi Ağustos. Şimdi bunları kime karşı getiriyor? Türkiye'ye karşı tabii ki. Tabii ki Türkiye'ye karşı. Şimdi ABD şunu biliyor. Eninde sonunda Türkiye PKK'yı vuracak. Yani bunun lamıcı mı yok? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti burnunun dibinde 60 bin, 70 bin kişilik elinde Amerikan silahları olan böyle i̇şte Avenger'lar. Durdurursa yönetmenim. Şimdiye kadar niye vurmadığını da söyleyelim Gürdür Bey. Şimdiye kadar niye vuramadık? Şimdi çünkü Rusya'da karşıydı. Rusya'da egemenliğini halel getiriyor diyordu. Şimdi dedik ki burada biz, bir durabilirsek en azından tabii. Görüntü üzerine. Ya, tabii, ha, abi, yani biz buyurun. Dedik ki bunu Putin'le konuştu Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz Şam'ın egemenliğini halel getirmek istiyoruz. Tam tersine Güngör Bey de söyledi. Burada tam otoritesini sağlasın, sınırlarını korusun. Teröristan olmasın, bize gelip vuruyorlar. Füze atıyorlar günde 70 tane. Mehmetçimiz öldürür. Şam buraya egemen olsun tamam hemen çekilelim. Egemen değilse bıraksın, yapamıyorsa ki yapamıyor, bıraksın biz temizleyeceğiz orayı. Bunu da kabul etmediler. Hayır etmedi işte Rusya da kabul etmedi ama şimdi bana kalırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki şeyde Orta Asya BRICS toplantısında şeyde bunu ikna etti. Putin onun üzerine görüşün dedi. Orada izin vermişti bence. Bence operasyon yapacaktık. Amerika ertesi gün hemen Kayseri'yi çıkarttırdı. Hemen Suriye'de Türk bayrağı yaktı. Amerika yaptı bunu Mossad'la birlikte. Şimdi bunlar... İnsansız hava araçlarını, helikopterlerini hava savunma sistemi. Değil mi? Alçak uçuşta bulunan işte uçaklarımızı hedef alabilecek seviyede. Tabii, şimdi bu desteği sağlayan bir NATO müttefikimiz. Ve artı ikili müttefikimiz. ABD ile bir de ikili müttefikiz. Tabii bir de o var. Tabii, hem ikili müttefik hem NATO müttefiki. İncilikte üssü var. Üssü varsa müttefikiz. Yani müttefikimi, en yakın müttefikimi vur şimdi diye ABD mi veriyorum? ABD gibi dost varken düşmana ihtiyaç yok. Amerika Birleşik Devletleri'ne iniyen ABD öyle ki yani ilişkilerimiz Cumhuriyet tarihinde öyle bir şeye gelmiş ki atsan atılmıyor, satsan satılmıyor dediğimiz bir ülke. İşte NATO'dan tutun da ikili müttefiklere kadar ne yazık ki, ne yazık ki istediğimiz noktada değil. Ama şöyle bir gerçeklik de var. Bir zamanlar bir devlet büyüğümüz kullanmıştı. ABD süper güçse biz de bölgesel süper gücüz. Hani herkesin borusu kendi çiftliğinde öter. Öter. Amerika Birleşik Devletleri nasıl Irak'tan, nasıl Afganistan'dan çekildiyse eninde sonunda bu topraklardan... Zaten Trump dedi çekileceğim dedi. Gidecek. Ama çektirmediler. Ama işte şimdi bakalım 3 ay sonra göreceğiz. Şimdi Türkiye ABD'ye rağmen, Rusya'ya rağmen 4 tane harekat yaptı. Açıkça en son Barış Pınar harekatı ondan. Biz bunları Rusya'ya ve ABD'ye rağmen yaptık. Türkiye'nin askeri yeteneği tartışılmaz. Asıl burada düşünülmesi gereken... Amerika Birleşik Devletleri bu silahları, bu tesisatı terör örgütü PKK'ya vererek ne yapmak istiyor? Aslında temelde yapmak istediği ABD'nin stratejisi şu. McCurk bunun mimarı. Hı hı. Terör örgütü PKK'yı sözde Demokratik Suriye Güçleri adı altında legalleştirmek, kalıcı hale getirmek. Bunu 91 sonrası Irak'ta yaptı. Talabani ve o haritayı alırsak evet, ben ondan birleştirecek şimdi. Talabani ve Barzani üzerinden yaptı. Bir özerk bölge gibi tabii. Bir şey orada kurmak. Bakın ayrı devlet yapacak. Teröristan tabii. Diyor Cumhurbaşkanımız. Şimdi harita gelse görse yapmak istediği bu. Bakın bunu yaptı. Zaten bunu yaptı. Buraya Bağdat hükümetin 91'den beri uçak uçuramıyor, vergi alamıyor, asker alamıyor. Buranın kendi pasaportu var. Kendi zaten. Plakası var. Her şey var. Bunu devlet yaptı burayı fiilen. Şimdi işte bakın burası burayla birleştirip asıl biz engel evet, olmasaydık buradan da Akdeniz'e doğru işte şimdi teröristten dediği Cumhurbaşkanımızın bu işte. Bu bunu adımı yapacaktı. Atmaya başladı ki başladı, çoktan sınır başladı. Örüyor. Evet. Şimdi Fırat bölgesine bir sınır ördüğünü görüyoruz. O görüntüler de geldi. Resmen orada Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütünü muhtemel Esad rejiminden, Esad güçlerinden ya da Türkiye'den gelebilecek operasyonlara karşı gözetleme kuleleri kurduğu evet. Ortaya çıktı. Az önceki i̇şte harita gelebilir mi? Ben bir şey anlatacağım oradan da. Şu görüntüler. Şimdi bunun anlamı Ceyhun Bozkurt ne? Ya hazırlık yapıyor. Bakın. Sınır mı örüyor? Bu harita bir sonra gelsin. Tamam. Az önceki harita bir şey anlatacağım. Hocam çok iyi bir hatırlar o süreci. Şimdi 91, daha doğrusu bir 80... İşte Irak-İran Savaşı'na gidelim bir Halepçe olayı var. Evet. Şimdi dünyada Kürt meselesinin uluslararasılaşmasındaki en önemli verilerden bir tanesidir.
olaylardan bir tanesidir. Halepçe. Çok sayıda binlerce masum, hakikaten masum insan orada, çoluk, çocuk. Kimyasal silahlarla öldürüldü. Kimyasal saldırıyla hayatını kaybetti. Katledildiler. Şimdi o saldırıyla ilgili Irak'ta iki kişi suçlandı ağırlıklı. İzzettin el-Duri ve Kimyasal Ali diye bilinen iki isim. İkisi de idam ettiler sonra. Sonra Amerikalılar şey yaptı, el-Duri kaçtı. Kaçtı el-Duri mıydı? Kaçtı. Kimyasalı aslında biliyorum kart şey ben oyun kartı önce üstüne koydular. Bizim Türkmenlerden yani bir fotoğraf bulmuştum. Onlar buldu, gönderdiler bana. Kimyasal saldırısından çok kısa bir süre önce Talabani ile Mesut Barzani'nin Kimyasal Ali ve İzzettin el-Duri ile beraber halay çekerkenki fotoğrafları. Çok hatta o dönem çalıştığım gazetede 2006 veya 2007 Yeni Çağ'daydım o zaman. Halepçe halayı diye manşet yapmıştık. Şimdi onu neden anlatıyorum? Bana bu bilgileri aktaranlar daha sonra şunu söylemişlerdi. Oradan şuraya geleceğim. Ya aslında bunun nasıl çok uzun vadeli bir plan olduğunu. Yani biz burada PYD'nin gardını düşürdüğümüz anda rehavete kapılmamamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. O dönem bir daha 1975'i alın. Barzani'nin Cezayir anlaşmasının babası Molla Bursa'ya 3'te 1 şeyden geleceğim. Yani 80'den sonra işletilen plan çerçevesinde çok kısa başlıklarla anlatacağım. İki tane iddia var. Tarık Aziz, Saddam'ın başkan yardımcısıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hristiyan galiba kökenliydi. Irak'ın Hristiyan kökenli. İşte en önemli ikinci adamıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Mahkeme sürecinde dedi ki Halepçe'yi biz bombalamadık, İran bombaladı dedi. Yargılandığı mahkemede. İkinci iddia, bizim Türkmenlerin iddiası şuydu. Saddam Hüseyin o bölgeye İran unsurlarını sızdığını, çünkü o dönem İran-Irak savaşı var. Sızdığını Barzani ve Talabani'ye o bölgeyi bir an önce boşaltın, o unsurlara karşı kimyasal kullanacağım dediğini. İkinci bir iddia da o. Buna rağmen boşalttırılmadı o bölge. Niye biliyor musunuz? Bir mağduriyet başlaması lazımdı. O insanların kanı üzerinden, o insanların canı, o masumların canı üzerinden mağduriyet. Bir olay daha anlatacağım. Talabani Dukan Gölü kıyısında onun bir malikanesi vardı. Gazetecileri çağırıyor. Bunu rahmetli Turan Yavuz, Çuvallayan İttifak kitabıydı yanlış hatırlamıyorsam, orada yazmıştı. Diyor ki gazetecilere, sakın diyor buranın diyor bu masanın falan fotoğrafını çekmeyin. Bizim dünyaya anlatmaya çalıştığımız mağduriyete hizmet etmez bu diyor masa. Bu zenginlik diyor. Şimdi şuraya geleceğim. Amerika Birleşik Devletleri az önce haritada gördüğümüz Irak'a 91'de ilk saldırıyı yaptığında Irak artık teslim olmuş. Amerika'nın önü açılmış. Bağdat'a kadar gidebilir artık Amerikan orduları. Çünkü o döneme kadar insanlık tarihinde toplanan en güçlü koalisyonu topladılar. Evet. 2003'te bile o kadar güçlü değildi. Çünkü niye? Kuveyt'e girmiş, ilhak etmiş, haksız bir Irak var ve herkes onu... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karar çıkartmış. Karar çıkartmışlar falan. Veto edecek gücü yoktu o zaman. Buna rağmen Amerika bir anda durdu. Niye? İstese 91'de o sınırı çizebilirdi yine. Irak'ın kuzeyinde. Yine bir sinsi plan. Sinsi plan. Orada kurumsal altyapı oluşmadan, orada gerekli altyapı oluşturulmadan hazırlanacak, yapılacak bir hamle... Bölge ülkeleri tarafından boğulurdu. Türkiye tarafından boğulurdu, İran tarafından boğulurdu. O dönemdeki Bağdat tarafından bile boğulurdu. Önce orayı, Irak'ın kuzeyini güçlendirmeleri lazımdı. NGO'ları soktular. Orada, bakın Merkez Bankası kurdular, parlamento kurdular, siyasi altyapı oluşturdular. Her şeyi oluşturdular. Yani adım devlet adım. Olabilmesi adına. Devlet olabilmesi. Bayrağı var yani. 2017'deki o gayrimeşru referanduma bir günde gelinmedi. Adım adım her şeyi o NGO'larla... Bakın aynısını Suriye'de yaptılar. Terör örgütünün yanına NGO'ları soktular, yabancı NGO'lar. Her şeyin altyapısı oluşturuldu. Sözde parlamento, sözde en son biliyorsunuz sözde bir anayasa taslağı çıkarttılar. Adım adım ilerlediler. Şimdi aynısını oynuyorlar. Aynı oyunu oynuyorlar. Dediğim gibi 2017 gayrimeşru referanduma bir günde gelinmedi. Yani bildiğiniz sınır gözetleme kulesi kuruyor şu anda. Şimdi aynısını Suriye'de bize yapıyorlar. Karşı. Şimdi Türkiye... Şimdi şöyle bir oyun, bakın son günlerde ben terör örgütünün yayın organlarında ısrarla şunu görüyorum. Vurguladıkları ve El Vatan gibi Bağıs'ın yayın organlarında da var. SDG ile terör örgütünün paravan unsurları üzerinden Şam'la bir diyalog telaşı var. Gelin siz bizi kabul edin, bakın Türkiye girmesin falan filan. Amaç ne? Özerkliği kotarabilmek. Yapar bakın mı peki Esad? Bunu kabul eder ben mi? Ben çok gireceğini düşünmüyorum bir tecrübesi. Esat, zaten Esat'a sormayacaklar. Putin'e soracaklar. Rusya kabul eder mi? Etmez i̇şte bence. Orada yani şunu görmek gerekiyor. Rusya
ve Şam şunu görür. Orada özellik demek Amerika'nın orada varlığını sürmesi demek. İkinci bir İsrail demek yani. İstemez çünkü Rusya. Aynen öyle. Yani Irak'ta çok benzer bir örneği olduğu için Suriye'de de çok benzer bir örneğinin oluşmasını isteyeceklerini ben de düşünüyorum. Peki Cenk Bozkurt, şimdi PKK'yı oradan, yani terör örgütünü oradan çıkarmak için iki seçenek var. Dediğiniz gibi ya siyasi olarak oturup anlaşacaklar, işte bir özerk bölge vesaire, ya da o çıkmıyor ki kalıyor. Devlet terör oluyor. Örgütünün oradan operasyonla temizlenmesi. Bak, şöyle bir peki öyle bir durumda Rusya destekli Esad güçleri, Amerika destekli hem terör örgütü hem de Amerikan askerleriyle ya da Amerikan üsleriyle orada karşı karşıya gelmeyecek. Gelecek ama buna... biz de varız. Kuzeyden tabii. Biz de gireceğiz. Amerika zaten kendi askeri unsurları üzerinden girmekten çok aslında bu tür sistemler üzerinden varlığını koyabilir. Yani ben destekleyeyim, kuleni vereyim, silahını vereyim. Danışmanlık. Sen savaş. Ya, 80 bin örnek kişi oldu ama burada. Ukrayna örneği Amerika. Gibi düşünün. Evet. Ukrayna'da cephede Ukrayna askerlerine Amerikalılar danışmanlık yapıyor. Hı-hı. Kanadalılar danışmanlık yapıyor. Fransızlar, İngilizler danışmanlık yapıyor. Onun gibi düşünün. Burada bu sistemleri kullanmayı öğretecekler ki biliyorsunuz helikopter, hava aracı eğitimi falan da veriyorlar yani. Tabii tabii. Ondan sonra Süleymaniye'de falan. Bayağı bir ordu kurdu. 80 bin kişilik şimdi bir ordu kurdu. Amerikalılar doğrudan olmak Kobani yerine... Kobani isimli o terörist 100 bin gibi bir rakam amaç açıkladı. Tabii, amaç şu, Türkiye'ye maliyeti arttırmak. Daha doğrusu o varlığı, terör varlığını, teröristanı imha etmeye kim kalkarsa, Şam'sa Şam, Rusya ise Rusya, Türkiye ise Türkiye, kim kalkarsa ona maliyeti arttırmak. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani o maliyetle ezmeye çalışıyorlar. Belki de çatışmayı uzatmaya çalışıyorlar. Çünkü verdikleri silah sistemleri baktığımız zaman aslında hakikaten olası bir operasyonda belki de imha süresini uzatabilecek sistemleri şey yapıyorlar. Ama Türkiye... bunu bilmiyor mu? Biliyor. Ruslar bilmiyor mu? Biliyor. Şam bilmiyor mu? Biliyor. Şimdi benim de bu arada edindiğim bilgiler şu yönde. Şimdi bunu nasıl aşacaklar? Sizin söylediğiniz nokta. Şimdi orada varlıklar var. Ben bir var. Şey araya gireyim. Bilgi şey olarak. Şimdi bakın bunları gösteriyor. Demin de şeyleri, füzeleri falan gösterdiniz. Evet. Kime karşı dediniz? Türkiye'ye karşı dedik. Şu çok acık. Şimdi 2018'de de aynı filmi gördük biz. 2018'de DAEŞ vardı. Tabii. Etkiliydi. O şey, o gösteriler haritanın çoğunu DAEŞ kontrol ediyordu. Amerika aynı silahları veriyordu. Neye karşı? İşte o zaman da sorsanız soruyor. Efendim biz DAEŞ'e karşı veriyoruz bunları, YPG diyor. Tank savar veriyordu, uçak savar veriyordu. Peki biz de soruyorduk Amerika'ya. DAEŞ'in elinde kaç tane tank var? Sıfır. DAEŞ'in elinde kaç tane uçak var? Sıfır. O zaman DAEŞ'e karşı veriyorsan niye tank savar, uçak savar veriyorsun? Tabii. Tankı yok, uçağı yok. Bunu Türkiye'ye karşı, karşı veriyor. Verirsin. Ama son zamanlarda da bir şey çıktı. DAEŞ yeniden... yapılanıyor. Yok, Amerika'dan bu tür açıklama Sencom'dan. Şey tabii tabii, hatta hapishanedeki serbest bırakılıyor, o görüntüler evet, de var. Tabii, evet, hapishanedeki... onu değer, ona girdiniz, o çok önemli. Arap kökenli olan, özellikle aşiret kökenli olan DAEŞ'lıları bıraktı. Bırakmaya başladı, devam edecek. Şimdi bayram değil, seyran değil. Yıllardır bırakmadığı ABD diyelim, PKK. İşte, evet. Bunlar genelde görüntüler... bu aşiretleri tamamen yanına çekme hamlesi. Tabii. Bunlar aşiret mensubu olanları bırakıyor. Bakın. Yani bıraktığı DAEŞ'lar aşiret mensubu olanlar. Sanırım bir kısımda Irak var. Yani Türkiye kamuoyunun bir şeyine dikkat edecek belki. Bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar da var. Bir şekilde kandırılmış, Avrupa'dan gelmiş. Şu anda PKK'nın elinde. İşte Suriye'de bulunuyor ya da bulunuyor. Elol kampında var. Sayılarını bilmiyoruz. Ama bu çok önemli. Şimdi soru şu. Bunlar aşirete geri mi gidecek? Yoksa CIA... hangi şartla serbest bırakıldılar ya da? Şimdi onu şöyle, ilan etmediler ama. Deizor belgesinde aşiretlerle sorun yaşıyor PKK. Tabii. Defat da zaman zaman şey yaptı, bir toplantı yaptılar. Ben ismini vermiyorum. Mazlum Kobani. Adam ne mazlum ne Suriye'de Kobani diye bir şey yerler. Gerçek kod adı Şahincilo. Şahincilo. Bölücü başının manevi evladından söz ediyor. Kod adlı bir terörist. Tabii. Var. O bir toplantı yaptı. Bu aşiretleri konsolide etmek için. Petrolden pay verelim. İşte esir olan çocuklarınızı bırakalım. Hı. Siz bize biata devam edin. Bu da tamamen ABD'nin işi, McGurk'ün ekibinin işi. Tabii. Şöyle, PKK ile aşiretleri ilintilendiriyor. Yani terör örgütü PKK'yı sahada reel zemine oturtmaya çalışıyor. Kabul bölgeyi ettim. İyi bilen iki gazeteci bulduğum için bunu sormak istiyorum. Şimdi bir dönem bölgede Kürtlere yönelik, Kürt etnikli olan Suriyelilere yönelik Esad rejiminin muameleleri belliydi. Şimdi şu anda Arap kökenli Suriyelilerle
Şimdi terör örgütü anlaşabiliyor mu? Yani Araplar istiyor mu? Kabulleniyor mu bunu? Yok. Şimdi şöyle, terör örgütü PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin doğusu yoğunluklu olarak Sunni Arap, Rakka attı. Nüfus şöyle, Sunni Arap, Kamışlı ve Heseke tarafında Kürtler, Membiç ya da belirli bölgede Türkmenler. Ama Türkmenler bölgeyi terk etti. DEAŞ savaştan gitti, onlar Halep, daha sonra da Türkiye'ye geldiler. Şimdi bölgede yoğun olarak iki unsur var. Bir, Sunni Araplar ve Kürtler. Kürtler. İlk geldiğinde siz çok önemli bir yere denildiniz. PKK kendine biat etmeyen bütün Kürt siyasetçileri vurdu. İnfaz etti. Onlar da Suriye Ulusal Kürt Hareketi adı altında örgütlendiler. Bir kısmı şu anda Erbil'de, bazı temsilcileri Türkiye'de. Bölgede barınamadılar. Hatta bir ofisleri var, zaman zaman hala saldırıya uğruyor. Bunun dışında yoğun olarak kalan, sosyolojik olarak aşırı düzenden konsolide eden Araplar. Bir sürü ismi var. Araplar var. Şimdi PKK bu Arapları nasıl kontrol ediyor? Kontrol ediyor. Bir, silahlı gücü ve baskıyla. İki, bu gençleri elinde tutarak. Şimdi aşiretin gençleri PKK'nın elinde. O aşiret hareket edebilir mi? Şimdi gidenlere bakıyorum. Hep genç. Tabii. Yani şöyle bir durum var. Ne yapacak bunlar? Şimdi Güngör'ün söylediği ve senin sorduğun soru da çok önemli bir nokta daha var. Hani sürekli son dönemde Suriyeliler üzerinden Türkiye'de birileri tartışma çıkartmaya çalışıyor ya. Hı hı. Aslında o kadar yanlış noktadan görüyorlar ki olayı. Türkiye'de demografik operasyon yapılmaz ama esas operasyonu orada yaptılar. Artı PYD'ye bu, alan açmak açısından bir de maaşa oradaki bağladı. Arapları... Nasıl para veriyor? Tabii. Görev veriyor, sözde görevler oluşturuyor, maaşa bağladı. Oradaki bağladı. Arapları, oradaki Türkleri ve orada PYD'ye biat etmeyen, PYD'ye karşı olan Kürtleri oradan sürerek PYD'ye dikensiz gül bahçesi oluşturdular orada. Esas demografik operasyon orada yapıldı. Yani o haritada terör örgütü kontrolünde, işgalinde gibi görünen yerde aslında tamamı Kürt nüfusun yaşadığı bir yer değildi. Arapların yoğun olarak yaşadığı. Kobani dedikleri yer aynen Arap. İsimlerini bile değiştirdiler daha sonra. Yani tabii geçmişte Kürtlerin yaşadığı sıkıntılar var Suriye'de. Vatandaşlık bile vermemişti babası. Yani 300-400 bin Kürt orada Haymatlos olarak yaşıyordu. Şimdi, vatandaşlığı da yok. Kimliksiz. Şimdiki Esad'ın babası. Bu şeytani akıl böyle bir şey ki. Neden demokratik Suriye güçlerini icat ettiler? Şimdi sahaya Irak'tan getirdikleri PKK'lı militanlar. YPG, Brett McGurk haklıdır bu arada. SDG'nin mimarı odur. Bakın. Silahlı kanadı YPG, teröristler. Hatta o haritayı gösterecek nasıl gittiği, nereden nereye gittiği. Silahlı terör örgütünün Suriye koluna YPG dediler. Sözde siyasi kanadı da PYD dediler. PYD. Evet. Bu tamamen bir terör ve sağ kabul etmedi. Sonra bir eski ABD'li general ne dedi? YouTube'da da var bu. Acayip bir formül bulduk dedi. Biz dedik bunlara dedik PKK, bakın, YPG. Merkez burasıydı PKK'nın. Tabii. Türkiye'nin operasyonları vesaire ne oldu? Hocam, Kandil'den kaçırdılar, buraya geçti. Zamanınız geçiyorsun. Varsa hızlı anlatayım. 2014 yılında DEAŞ Musul'a girdi. Evet. Kuzeyi, Erbil'i hariç bu bölgede siyah olduğunu gördük. DEAŞ sonra buradan Sincar üzerinden geldi. Bu harita komple siyah oldu. 2014 Haziran ayından 2016 yılının Ağustos ayına Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapana kadar burada DEAŞ vardı. Evet. DEAŞ vardı. Daha sonra bu iki yılda arada PKK'yı Amerika Birleşik Devletleri bu hattan Kandil'den PKK'lı teröristleri buraya taşıdılar. Taşıdı. Evet. Türkiye ne dedi? Biz dedi DEAŞ'la birlikte mücadele edelim. Siz PKK'yı seçtiniz. PKK'yla mücadele. Bunları yerleştirmeye başladı. Türkiye burada Fırat Kalkanı'nda PKK'ya o altın vuruşu üzüden DEAŞ'a altın vuruşu yapınca DEAŞ'ın buradaki varlığı genişledi. Ama ne yaptı? ABD 2014 sahaya girerek PKK'lıları buraya getirdi. Bu harita sarı oldu. Biz buna karşı ne yaptık? Afrin'deki, bu Afrin'de sarıydı PKK. Afrin'i temizledik. Fırat Kalkanı bölgesine, Barış Pınarı bölgesini temizledik. 11. gününde dönemin başkan yardımcısı Pence ve savunma bakanı Pompeo Ankara'ya geldi. Bir anlaşma imzaladık ve sözlerini tutmadılar. Tutmadılar. Şimdi ABD'nin burada temelde yapmak istediği terör örgütü PKK'yı burada legalleştirmek. Onun için demokratik Suriye güçlü dediler. Şifresi ne biliyor musunuz? Yani bu sadece Kürtler değil, Arapların da yaşadığı, Suriye halkının yaşadığı bir... Azınlıkları, birimler kurdular. Devletçik. Bakın, iki kanat diyecek. Yaptılar sözde. İki kanat var. İzleyeceğim. ABD'nin verdiği silahlar olan teröristlerin başında o Şahin Abdi dedemiz bir silahlı kanadı var. Bunun yanında da sözde bir sürü yapı oluştu. Bunun için Arap unsurları kattılar. Maaş verdiler, petrolden gelir verdiler, altına jip verdiler. Verdiler de verdiler. Sırf ses çıkartmayın. Ama bu Deyzor bölgesinde aşağıda sorun yaşıyorlar.
Çünkü Arap aşiretlerinin sosyolojisiyle Marksist, Leninist ve ateist olan PKK'nın sosyolojisi uymuyor. Peki. Uymuyor, çatıştılar. Şimdi Rusya'yı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk. Bir de Amerika kanadı var. Onu söyleyeyim. Trump gelirse ne olur, Trump istemiyordu burada en başından beri. Trump açık ve net söylüyor. Şimdi bakın burada basında diyorlar ki 900 tane Amerikan askeri var. 900 tane Amerikan askeri var ama 6000'e yakın işte söyledi demin dostlarımız. Danışman adı altında, mühendis altında, sivil toplum örgütü Ceyhun Bey söyledi adında 6000 tane Amerikan askeri var. Bunları çekecek Trump. Yani Trump şeyi desteği çekmeyecek, çekemez. Amerikan derin devleti Ukrayna izin vermez. Ukrayna benzeri bir formül işleyecek. Yani, bir açıklaması var hocam. Evet. Cümlenizi tamamlayın. Yani Amerika'da kim başkan olursa olsun şu teröristten denen proje, bu zaten Siyonistlerin projesi. İkinci bir İsrail projesi. Hiçbir şekilde PKK, PYD'ye lojistik destek, istihbarat destek, teknik askeri de silah desteğinden vazgeçmez. Ama Trump'ın Biden'dan farkı buradaki bunlar Amerikalıları. 6000 Amerikalıyı çekmek olacak o kadar. Yani egemenlik kaybına göz yummaz Trump anladığım kadarıyla Suriye bölgesinde. Ya tabii şimdi Trump sonuçta iyi bir Amerikan milliyetçisi aynı zamanda. Yani Amerika'nın burada yenilmiş görüntüsü vermesini de istemez. Afganistan'da göre perişan oldu. Vietnam'da perişan oldu. Bu arada önemli bir detay, parantez açıp o arada kaynadı onu da söyleyeyim. Rusların bir iddiaya göre, Suriye'ye yakın kaynakların iddiasına göre Ruslar bir taslak hazırlıyor. İki tarafa da sunacağı. Türkiye ve Suriye'ye. Ortak bir anlaşma metni üzerine bir taslak hazırlıyor. İpuçları var mı? Var. Var. Yani madde madde bazı maddeleri var. Yani Türkiye'ye işte Suriye'deki muhalefetin Türkiye'de Suriye'deki sistemi, Şam yönetimini hedef alan faaliyetlerinin durdurulması, ondan sonra suça bulaşmış şahısların iadesi gibi şeyler söylüyor. İşte maddede var. Amerika'nın Suriye'den çekilmesi için baskı yapması, burada gerekirse Şam'la ortak hareket etmesi. Artı Şam'a da şunu söylüyor, buna mutakip. İlk etapta Türkiye'den işte 1-2 milyon insanı alması, suçlu olmayan insanlara hiçbir şekilde zarar vermemesi ve artı PYD terör örgütüne yönelik operasyonda Türkiye ile ortak hareket etmesi. Şöyle bir detay var, o benim dikkatimi çekti. İddia tabii ki bu, onu da söyleyeyim. İddialar, şu an olarak belirlenmiş bir taslak yok. Aynen, iddia, ilginç bir iddia, bir detay var. Türkiye'ye de 30, eğer işte operasyonu az önce konuştuk ya, operasyon nasıl olacak diye Amerikalılar çıkar mı? İşte ağırlıklı operasyonu Şam'ın yürütmesi, Şam'ın başarısız olma ihtimali, etkisiz kaldığı yerlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devreye girebilecek bir alana izin verilmesi. İşte 30 kilometrelik derinlik deniyor. O sözü şimdi vermişti, o Rusya bize tutmadı o sözü. Şöyle Adana mutabakatında 5 kilometrelik bir derinlik şeyi var. Az önce Güngör'ün anlattığı. 5 kilometrelik derinliğe kadar Türkiye girebilir diye bir bölüm var. Burada eğer iddia doğruysa Türkiye'ye 30 kilometrelik derinlikte operasyon yapma izni verilmesi noktasında hayır, 30 bir şey kilometre var. Vardı değil mi Güngör Bey? 2016'da mı? 2017'de vardı yani. Adana mutabakatından o ayrı. 8, o çok eski. 2017'de güncellendi ama. Ha, tabii. 2011'de de biliyorsun. 2017'de güncellendi. Şimdi hocam, şimdi bak